Merhaba. Anadolu Arkeolojisi'nde bu hafta son derece güzel bir yerdeyiz. Hem coğrafyası çok güzel hem de çok kendine has, çok kendine özgü bir kentteyiz. Assos antik kenti ya da bugünkü adıyla Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde. Biraz gözlerden uzak hemen antik Lesbos ya da bugünkü adıyla Midilli Adası'nın hemen karşısında Kuzey Ege'de, gerçi son yıllarda daha bilinir oldu. Daha çok ziyaretçisi var. Ancak burada 30 yılı aşkın süredir Türk arkeologlar kazı yapıyorlar. Gayet başarılı kazılarla kentin birçok yeri ortaya çıkartıldı. Şimdi biz bu Assos kentini tarihiyle, yapılarıyla hep beraber inceleyeceğiz. Antik Assos kenti, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre güneyinde, Edremit Körfezi'nin kuzeybatı sahilinde, denizden 240 metre yükseklikte volkanik bir kayalık üzerinde, günümüzün Behramkale köyünde konumlanır. İlyada destanında Satniosi çayı kıyısındaki Pedasos olarak bildirilen kentin Assos'la eşitlenme çabaları vardır. Antik çağ coğrafyacısı Strabo'nun Lidyalı Kandaules olarak bilinen Mürsilos'tan aktardığına göre Assos, Midilli Adası yerleşimlerinden Methymna halkı tarafından kurulmuştur. Öte yandan M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Midillili Helenikos'a göre Assos, Ayol kentlerinden sayılmalıdır. Modern tarihi coğrafya çalışmalarında ise kent, Troas bölgesi sınırları içinde kabul edilir. Arkeolojik verileri Tunç Çağı içlerine kadar geri giden yerleşmenin, Ayöller öncesi yerli halkının Homeros aktarımlarına dayandırılarak Lelegler olduğu kabul edilmektedir. Assos'a ilk olarak kimlerin yerleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak elimizde bazı dil bilimsel veriler var. Mesela antik kaynaklarda geçen Luvice Asuva adının ya da Lelek kenti olarak bilinen Pedasos kentinin Assos ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Burada yapılan kazılarda erken Tunç Çağı dediğimiz M.Ö. 3. bin yılına tarihlenen çanak çömlek parçası ele geçti ki Tunç Çağı'ndan itibaren bir yerleşim başlamış. Ve aslında 1. bin dediğimiz demir çağında, yani M.Ö. 1. bin içinde aşağı yukarı 8. 7. yüzyıllarda başlayan yaşam Helenistik dönemde, yani M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda son şeklini almış ve neredeyse günümüze kadar kesintisiz bu şekilde gelmiş ki bu Assos'u özel kılan faktörlerden bir tanesi. Biz Anadolu Arkeolojisi'nde gezdiğimiz kentlerde bu Helenistik yapıları tek tük görsek de hep o devasa Roma İmparatorluk çağının işte mermerden yapılmış yapılarını da görüyoruz. Burada onları fazla görmeyeceğiz. Bunun iki nedeni olabilir. Bir tanesi, kent Helenistik dönemde o kadar düzgün bir şekilde bir polisin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmuş ki Roma çağında herhangi bir ilave yapmaya ihtiyaç duymamışlar. İkincisi ise Roma İmparatorluk çağında gelişen denizcilikle beraber artık gemilerin daha uzun mesafeler kat ettiği ve bu nedenle de Assos Limanı'nın işlevini ya da önemini yavaş yavaş yitirdiğini varsayabiliriz ve böylelikle nüfusun azaldığını düşünebiliriz. Ama her halükarda bizim için güzel bir şey olmuş. Çünkü Assos'u gezerken işte o Roma İmparatorluk çağının o devasa yapıları olmadan bir Helenistik kent, bir polisin dokusunu çok net görebiliyoruz. Büyük İskender sonrası süreçte Assos'un önce Seleukos Krallığı'na, M.Ö. 190 yılında da Pergamon Krallığı'nın kontrolüne girdiği bilinir. M.Ö. 133'te Kral 3. Attolos'un vasiyetiyle Bergama Krallığı Roma kontrolüne geçince Assos da Roma hakimiyetine girer. Bu süreçten itibaren verimli tarım arazileriyle de ünlenen kentin, miladi yıllarda Aziz Paulus ve Aziz Lukas tarafından ziyaret edilmiş olması,
Hristiyanlar için kenti kutsallık mertebesine yükseltmiştir. Behram Kale Köyü'nde antik kenti çevreleyen surlar içerisinde arkaik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Karasi ve Osmanlı dönemlerini yansıtan kalıntıları bir arada görmek mümkündür. Assos'un en çarpıcı kalıntısı en yüksek noktaya konumlandırılmış dor düzenli Athena Tapınağı'dır. Bu anıtsal kutsal alan dışında kentte görülmeye değer çok sayıdaki kalıntı arasında klasik dönem surları, agora, gümnasyon, buleuterion, tiyatro gibi antik çağ mimarisine ait örneklerin yanında cami ve köprü gibi Türk dönemi yapıları sıralanabilir. Hemen arkamda antik dünyada önemli bir yeri olan Lesbos ya da bugünkü Midilli adası var. Ve önünde bir boğaz görüyorsunuz. Hani Assos'un limanının ne kadar önemli olduğu. Çünkü Ege'den gelen ya da Karadeniz'den, Marmara'dan ya da Akdeniz'den gelen gemilerin bir yerde kesişme noktası gibi. Çünkü buradan Lesbos'a ve oradan adalardan Avrupa'ya, Atina'ya kolayca ulaşılabilir. Buraya ilk yerleşenlerin kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz dedik. Luvice bir takım isimlerle bağlantılı olabilir dedik ama kazılarda henüz bunları tam olarak doğrulayacak veriler elimize ulaşmadı. Ama buranın Tunç çağında 2. binde oturan yerli halkının Luvi halkları olduğundan şüphemiz yok. Kimdi Luvi halkları? Milattan önce 3. binden beri tanıdığımız Anadolu'nun yerli halkları, işte Likyalılar, Pisidyalılar, Karyalılar hep bu Luvi halklarından oluşuyordu. Daha sonra milattan önce 1200 yıllarında o işte meşhur Troya savaşlarının anlatıldığı İlyada'da bahsi geçen savaştan sonra kıta Yunanistan'dan, Trakya'dan, bugünkü Balkanlardan Anadolu'ya göçler oldu ve bu halklar karıştı. Bu bölgeye biz Ayöllerin geldiğini biliyoruz. Ayöller önce Lesbos adasını ele geçiriyorlar. Daha sonra işte aşağı yukarı bizim Troad dediğimiz, yani Troya'dan geliyor. Bu bölgeden güneye doğru neredeyse İzmir, antik Simirne'ye kadar yayılıyorlar. Antik kaynaklar ayrıca tam Troad'da burada Leleklerin oturduğundan bahsediyor. Bu Lelekler de antik kaynaklara sıkça sözü geçen bir kavim. Demek ki burada işte bu Luviler, Lelekler, Ayöller derken bir karışık halk meydana geliyor. Ama Assos'un erken tarihte, yani en azından milattan önce 6. yüzyıldan itibaren varlıklı ve güçlü bir kent olduğunu biliyoruz. Bu arada Lesbos adası demişken o adanın da bir özelliği var. Tabii bugün artık siyasi coğrafya bu ana karadan o adayı koparmış. Oysa haritadan baktığınız zaman coğrafi olarak o adalar mutlaka ki bu ana karaya, Anadolu'ya bağlı adalar, en azından kültürel olarak. Ve orada yaşayan Safo adında bir şair var. Bu Safo ve arkadaşları diyebiliriz ki dünyanın ilk feminist hareketini başlatmışlar. Çünkü Yunan dünyasında bunu Anadolu'da o kadar yoğun hissetmesek de Yunan anakarasında erkek ve kadın çok kesin çizgilerle ayrılıyor. Kadınların oy hakkı yok, herhangi bir yerde temsil edilme hakları yok. İşte Safo ve arkadaşları orada bir nevi akademi kurarak sadece kadınların olduğu şiir, felsefe üzerine çalışıyorlar. Piri Reis'in 1513 tarihli haritasında yer alan Assos, 17. ve 18. yüzyıllarda meraklı gezginlerin uğrak yeri olmaya başlamıştır. Kentin ilk kapsamlı araştırması 1835 yılında Fransız Charles Texier tarafından gerçekleştirilmiştir. Texier kentin kapsamlı bir planını çıkartmış, Athena Tapınağı'na ait kabartmalı frizleri çizimlerle belgelemiştir. 1881 yılında kentte ilk sistemli kazı çalışmaları Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından başlatılmış, 3 yıl süren çalışmalarda kentin önemli mimari yapıları açığa çıkartılmıştır.
Ancak kazılar sonunda özellikle Athena Tapınağı kabartmalarının kalan parçaları, Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi arasında bölüşülmüştür. Assos'ta 1981 yılında yeniden başlayan kazı çalışmaları, arkeolog mimar Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu tarafından 2005 yılında aramızdan ayrılana kadar sürdürülmüştür. Bu süreçte 1989-2004 yılları arasında Assos Nekropolis kazılarına Münster Üniversitesi'nden Reinhard Stüperi liderlik etmiş, Athena Tapınağı, Batı Nekropolisi, Agora, Tiyatro ve Akropolis'te çalışmalar Ümit Serdaroğlu başkanlığında devam etmiştir. 2005 yılında Serdaroğlu'nun vefatı sonrası, kazı başkanlığı görevini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nurettin Aslan üstlenmiş ve halen devam etmektedir. Bir arkeolog olarak beni en çok etkileyen Assos'ta elbette surlar. Bildiğim kadarıyla Helenistik dönemden bu kadar sağlam kalmış, bu kadar devasa sur başka bir yerde yok. Gerçekten de kentin özellikle doğu tarafını tamamen kapatan surlar, kuleler, Helenistik kapı ki o hakikaten böyle hani alışı geldiğimiz tonozlu kemerli değil ama yalancı kemer dediğimiz kapı büyük bloklarla yapılmış, etkileyici. Seyirdim yeri dediğimiz o dolaşma yerleri duruyor. İşte merdivenler duruyor, ok atılan mazgallar duruyor. Ve giriş kapısının iki yanında Helenistik dönemin tipik özelliği, hani mimari terimle su dediğimiz tam böyle köşede açılmış iki tane çerçeve bize çok güzel bir ipucu oluyor. Gerçekten de Helenistik dönemin bir şaheseri diyebiliriz bu surlara. Zaten Roma İmparatorluk çağından çok fazla sur bilmiyoruz. Dediğim gibi hep o işte barış döneminde hatta kentlerin eski surları bile yıkılıyor. Daha sonra genellikle milattan sonra 3. 4. yüzyılda o Roma İmparatorluğu'nun hani biraz da zayıflamasıyla alelacele surlar yapılıyor ya da Bizans, Doğu Roma dönemindeki onlar hep devşirme malzemeyle yapıldığından Helenistik surlar kadar muhteşem görünen surlar gerçekten de az ve Assos'ta onun en güzel örneklerini görüyoruz. Assos'ta kentleşme Akropolis'teki tapınak terasından aşağıya denize bakan güney yamaç üzerinde gelişmiştir. Denizden dik bir şekilde yükselen volkanik kayalık üzerine kurulu yerleşimin en yüksek noktasındaki Akropolis'te ayakta kalmış en eski ve en önemli kalıntı M.Ö. 6. yüzyılda Tanrıça Athena'ya adanmış görkemli tapınaktır. Tapınağı kuşatan kutsal alan aynı zamanda teras işlevi gören temenos yani kutsal avlu duvarıyla çevrelenmiştir. Kent yaklaşık 3200 metre uzunluğunda yer yer 3 metreye kadar korunmuş, içte ve dışta düzgün kesme taş arasında çakıl ve toprak dolgulu sur duvarlarıyla çevrelenmiştir. Antik çağda özellikle yamaç yerleşimlerinde savunma taktiği olarak karşılaşılan diateikisma yani ana sur hattının içine topografya gereği ya da araziyi bölmek için çekilen iç sur, Assos'ta da uygulanmıştır. Kent surlarındaki işçilikler her ne kadar farklı dönemlere ait ekleme ve tamiratlara işaret etse de, poligonal, çok köşeli duvar örgüsü tekniğinde örülmüş kimi teras duvarlarının, M.Ö. 5. yüzyılda, son derece düzenli dikdörtgen bloklardan oluşturulmuş izodomik örgülü duvarlarınsa, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş oldukları söylenebilir. Surlar üzerinde kente giriş ve çıkışı sağlayan 3 ana kapı bulunur. Doğu ve batı kapıları savunma amaçlı L şeklinde planlanmıştır. Bu kapılarda düşman uzun sur üzerinden
ya da sur uzantısının ucundaki burç üzerinden sürekli atış tehdidi altında bırakılarak savunma gücü arttırılmıştır. Görkemli batı kapısının iki yanında bulunan ve kapıyı koruyan kuleler, orijinaline yakın bir şekilde 18 metre yükseklikte hala ayaktadır. Yaklaşık 2500 sene önce de gelseydim buraya, gümnazyona, aynı bu şekilde kapıdan girip içeri girecektim. Assos'un gümnazyonu oldukça küçük, çok bir şey kalmamış ama son derece önemli. Önemi şuradan geliyor. Antik dünyanın en ünlü filozoflarından Aristoteles, ya da bizim kullandığımız şekliyle Aristo, burada 3 sene yaşamış ve dersler vermiş. Aristoteles'in yolu buraya nasıl düşmüş, ya da bizim kullandığımız adıyla Aristo'nun? İşte Assos aslında M.Ö. 6. yüzyılda Lidya egemenliğinde, daha sonra Persler Lidyalıları yenince Persler buraya egemen oluyor. Aslında o dönemde biraz gelişiyor ama Yunanlılar Persleri Salamis, Plateia gibi deniz savaşlarında, Priene deniz savaşlarında yenince burası tekrar Yunan hakimiyetine bu sefer giriyor ve bir banker olan Eubolos buranın yönetimini ele geçiriyor. Bu Eubolos'un bir tane de kölesi var. Hadım bir köle, çocuğu yok. Hermaias. Onu Atina'ya felsefe okumaya gönderiyor ve bu Hermaias Atina'dayken Aristo ile tanışıyor. Daha sonra ama Eubolos eceliyle ölüyor. Bazı kaynaklara göre Hermaias onu öldürüyor. Neticede Hermaias burayı ele geçiriyor ve hemen Aristo'yu buraya çağırıyor, kuzeniyle evlendiriyor ve burada Aristo 3 yıl boyunca felsefe dersleri veriyor. Yine Assoslu ünlü bir filozof da Kleantes, o da aşağı yukarı aynı tarihlerde M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış. O da buradan Atina'ya Zenon'un yanına Stoa felsefesi okumaya gidiyor. Bu Kleantes Atina'ya okumaya gitmiş ama oldukça fakir bir aileden geldiği için gündüz derslere devam edip geceleri hep çalışmış, su taşımış, hammallık yapmış. O yüzden ona özellikle bilinir olduktan sonra, yani meşhur olduktan sonra Herakles, eşek gibi lakaplar takmışlar. Biz bugün biraz da haksızlık yaparak eşek kelimesini kötü anlamda kullanıyoruz ama o antik dünyada işte yük taşıyan, çalışkan, işe yarar anlamında da kullanılıyor. Neticede Kleantes'e de bir övgü için bu adı takmışlar. Orada stoacılık okumuş dedik. Çok merak edilir bu stoacılık nedir diye. Aslında kurucusu Zenon, stoacılık biraz daha doğayla iç içe yaşamak anlamına gelen bir felsefe akımı diyelim. Temel amacı insanın mutlu olması ve mutlu olmak için de işte zevke, acının korkusuna yenik düşmemek, bunların esiri olmamak, tabiata, doğaya uygun yaşamak, akılla yaşamak ve erdemli olmak gerekiyor. Ve bu stoacılar da işte o Sokrat'ın kurduğu, Platon'un o akademide kendi kendilerini aralarında yaptıkları felsefe, çok halka karıştırmadıkları felsefe. Ama stoacılar akademi adı verilen ayrı bir yerde toplanmaktansa halka açık agoralarda, yani stoalarda toplanıyorlar ve felsefelerini, bilgilerini oralarda paylaşıyorlar. Bugün gümnazyondan geriye çok bir şey kalmamış. Giriş kapısı oldukça etkileyici. Tam ortasında altta bir sarnıç var. Büyük bir sarnıç, su temini için elbette. Ama ileriki yıllarda Bizans çağında burada bir tahribat olmuş. Burayı büyük bir kilise yapmışlar ama o tam olarak kazılmadığı için belli olmuyor. Güney yamaçta ilerlendiğinde karşılaşılan görkemli yapılar, kuzey ve güney yönlerdeki çok katlı stoalarıyla dikkat çeken agoradır. 150 metreye 60 metre genişliğindeki agoranın kuzeyindeki dor düzenli stoa, 111,5 metre uzunluğunda
ve 12 metre genişliğindedir. Güneyinde hem Agora'ya hem de dışarıya geçiş veren Stoa, kot farkıyla 3 katlı planlanmıştır. Stoa'nın orta katında 13 dükkan, bodrum katında 2 sarnıçla yıkanma odaları olarak tanımlanmış, suyla ilişkili mekanlar tespit edilmiştir. Assos Agora'sındayız. Assos, daha önce belirttiğim gibi Helenistik olarak kişiliğini, kimliğini korumuş bir kent. O işte Roma İmparatorluk çağında her tarafa devasa yapılar yapılmamış. Bu nedenle de hani belki bugünkü ziyaretçiler çok da bir şey görmüyoruz gibi düşünebilirler ama böyle bir bozulmamış Helenistik kent dokusu görmek her zaman kısmet olmuyor. Benzer bir dokuyu da izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Priene'de görmüştük. Helenistik dönemde kurulan kentler o hipodamik plan dediğimiz grid planla kurulurken Assos böyle kurulmamış. Daha çok topografyaya uydurularak kurulmuş kent. Ki bu da aslında oldukça büyük bir başarı çünkü çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Agora'sında bir buleteryon var ama o görmeye alıştığımız meclis binalarından değil, taş oturma sıraları yok, ahşap oturma sıraları varmış. Geniş bir agora düzlüğü en batıda bir tapınakla son buluyor ki o tapınağın hangi tanrıya ya da tanrıçaya adandığını bilemiyoruz ama kentin koruyucu tanrıçası Athena, onun içinde bir tapınak var zaten. Kuzeyde ve güneyde iki tane stoa yapılmış. Neydi? Revaklı üstü kapalı portiko. Hani o milattan önce 4. 3. yüzyılda burada olsaydık gerçekten de son derece gösterişli, görkemli bir agora görecektik. Bugün de onu hissetmek mümkün. Agora'nın batı ucunda Helenistik dönemde inşa edilen dükkanlar yer alır. Dükkanların önünde yine aynı dönemden bir agora tapınağı bulunmaktadır. Güney Stoa'nın batı ucunda Roma döneminde inşa edilmiş bir Heron tanımlanmış olup, günümüzde Amerika Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunan yazıtına göre yapı, kente yaptığı hizmetlerden ötürü Assos halkı tarafından Hephaistogenes'in oğlu Kallisthenes onuruna inşa ettirilmiş bir anıttır. İlerleyen dönemlerde kiliseye dönüştürülen yapının orijinal planı kesin olarak bilinmemektedir. Kuzey Stoa'nın bitiminde Agora'nın doğusunda Helenistik döneme tarihlendirilen kent meclisinin toplandığı 20'ye 20 metre ölçülerinde kare planlı, üstü kapalı olarak planlanmış Buleuterion yer alır. Yapının önünde kente katkılar sunmuş önemli kişilerin heykellerinin dikildiği heykel kaideleri ve bitişinde arşiv odaları olarak tanımlanabilecek mekanlar tespit edilmiştir. Assos, Helenistik çağlarda altın dönemini yaşamış ama Roma çağında başında da belirttiğim gibi limanın önemini kaybetmesiyle biraz nüfusu azalmış. Aslında bu liman çok yakın zamana kadar kullanıldı. 1940'lara kadar, 50'lere kadar kullanıldı. Büyük depolar var. Ama ne yazık ki düşen bir taş sonucu liman bugün kapatıldı ve oradaki kayaların düşmesini önlemek için büyük bir temizlik çalışması yapılıyor. Afet bölgesi ilan edilmiş liman tarafı. Tabii yapılmak zorunda ama bir yandan da hakikaten o Assos'un muhteşem peyzajını, topografyasını, görüntüsünü ne yazık ki kaybetmesine neden olacak. Nasıl ki antik dünyanın en ünlü filozofu Aristo gelip Helenistik çağda burada yaşamışsa, milattan sonra 1. yüzyılda da yine çok önemli bir kişiyi ağırlamış Assos. Aziz Paulos ya da Saint Paul olarak bilinen, Hristiyanlığın esas yayıcısı olarak da tanınan Paulos, Assos'a gelip ziyaret etmiş ve bu nedenle olsa gerek ki Assos daha erken dönemlerde Hristiyanlığın başladığı bir kent olmuş.
Burada içinde durduğum yapı da ilginç bir yapı aslında. Her yerde görmediğimiz Senedokeyon deniyor bu yapıya. Şöyle çevirebiliriz. Bir misafirhane, bir han gibi milattan sonra 5. yüzyılda yapılmış. Burada birçok odalar kazılmış, keşfedilmiş. Burada işte mutfak olarak kullanılan mekanlar, içlikler bulunmuş. Özellikle terzi ve deri atölyeciliği ile ilgili sarnıcı var. Hemen köşesine de bir küçük şapel, yani küçük bir kilise inşa edilmiş. Hani biraz bize şeyi hatırlatıyor, o Döşeme Boğazı'ndaki Mansio'yu, devlet konuk evini. Bu tabii devlet konuk evi değil ama eski örnek olarak bir han, bir misafirhane. Demek ki milattan sonra 5. yüzyılda buranın oldukça önemli ziyaretçileri varmış, böyle bir ihtiyaç olmuş. Assos büyük bir kent ve en bilinen yapısı da Athena Tapınağı tabii ki. Önümüzdeki hafta Athena Tapınağı ile devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.